Bence şu fincanlar da bize yakışmış kız. Melat Aha geldik gene canlar. Yemekler yendi. Çaylar içildi. Şimdi sıra kahvelerimizde. Sizlerle sohbette ne var orada bu? Sen birinde bir şey var ama görmedim ki. Yanok, yanok. Ama yanık bağlı mı kardeşim iyi değil. Niye? Kocan mı ölür derdi? Kocan mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bu tarlada hep ateş yakarım ya. Ama belki de benim kızımda vardı bir şey. Seninki hepten gitmiş. Bak bak Allah'ım. Ama Bunlar. yanık mı da yıprandı. Bu yıprandı mı yıprandı Yok dedim. yanık ama yırtıldı. Bak Değil. sert. Aha. Bunu Ama attık. yarın çöpe atacağım. Hı. Bağlamam. Ben getirdim size. Onlardan bağlasa işte. Az da getirmedi ya. Nasıl? Kardeşime feda olsun. Allah razı olsun. Biz Allah. değişik bir bağlar var arkadaşlar. Benimkileri, ben onunkileri. Yakında bunun kıyafetlerini de giyerim. O yola doğru gidiyorum. Abam diyor bak Filiz abi kadar çalıştın diye hiç zayıflamadın. Ne oldu sen? Allah tutar beni. Rabbil alemin Allah. Sütü kapattıydın kaymak mı sütü? Ayarladın mı bacım? Aa, ben daha oradan gidiyorum. Orada 1,5 saat. Öyle canlar işte dediğim gibi annemden babamdan geldik. Ben birazcık yardım ettim babama mutfakta. Allah razı olsun. Birazcık derken yemeklere müflis bu akşam mı yaptı? Eline sağlık. Güzel oldu. Afiyet olsun. Dedim bugün dedim Filiz'im yemek yapmadım ya dedim sanki hiç yapmamışım bugün. Buna da şeker atmadık. Abla sen konuş ben olayım da Ben gelirim. zaten şeker kullanmayayım ya. Benim için problem değil. Ben öyle içeyim. Bak Zeynep gitti içeri gene görüyor musun? Kız yoruldu. Bırak beni uyusun. Uşaklarla uğraşacağı kadar çocuklarla uğraşmak gerçek biz büyüttük çok şükür ama büyüğün de tabii ki büyüğün de sıkıntısı daha büyük oluyor. Ama Allah beterinden saklasın. Elhamdülillah çok şükür. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni önceden takip edenler bilmeyenler belki söyleyeyim. Bizim de kanalımız var ya Trabzonlu Karoşak. Bakalım oradan takipçimiz gene var mı? Çikolata getireyim mi? Ben yemem Filiz. Ben de Demin yemem. yedim ya. Ben de yemeyeceğim. Hiçbir şey yemem. Abla abi hasil. Uy kız nereye? Yok yok bir şey olmadı. Kurt. Düşür mü sen de? Hangi lan karıştıracaksın kardeşim? Olsun. Sapılama karıştı. Daha hiç içeri gidemem ben. Yoruldum artık. Ay. Başım abi gülme kırıyor besleyin oğlum. Tarlada söyledim de almaya da darkınım yalan sözler. Bir önceki videoda ama çok teşekkür ettiler sana. Hoş geldin dediler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sebat'la Melahat'ı nihayet gördük dediler. Daha güzel videolar canlar. En güzel bence bir arada olan videolar gerçi de. Ama ben abla bakarım da YouTube kanallarına. Abla Oh, şey. fırsat buldukça koklanırım hep Kız pis kokarım kim yerim. bilir. Yok, mis mis. Niye pis Mis mis kokulayım? canım pis mi kokarım. Demin Erdoğan'dan konuşuyorum görüntülü aradımını. Baktı baktı ya böyle eğdi boynu. Dedim ne oldu? 2 metre uzatacaktım bacaklarımı ben gittim. Niye boynu bükük duruyorsun? Arkadaşlar ben bunu ufaklığından mı küçükken ben baktım bunu çoğunlukla. Yani küçüklüğümden beri bunun sevgisi daha başka. Çok mu seviyorsun? Oo. Niye beni seviyorsun? Ben Sen fenayım. beni niye seviyorsun? Abamsın. Abamsın. Bir şey geçti kalbinden. Her şeyi demek zorunda mı? Kulağım dur. Fincanları da o kadar güzel ki abalarım kardeşlerim. Gelin de beraber içelim de. Saat ha şimdi 10. Arada geçti peki daha. Geçmedi 10. Sen de yapma Erdoğan'ın işini. Gene diyeceğim Erdoğan. Teriminin var dedim videoda Erdoğan. Onu 5 geçeydi. Hayır ona 5 kalaydı. Nasıl ben atışı biliyor musun? Uzatsam çekişecek benden ha. Tamam dedim sen git yadığın olsun. Bakmadım tele saate de şey dedim herhalde daha geçti diye dedim sana. Yok yok. Ay şimdi baktım geldim 10.
Bilmiyorum işte. Mutfağı bile toplamadık. Biraz yıkadıydım bulaşıkları. Makinede doluydu diye yerlerini bilmiyorum diye ellemedim. Bir daha baktım bulaşık dolu içi yıkanmış. Kapattım gene kapağını. Yıkadım arayalım de bir kısmını. Abamın çok büyük tenceresi oluyor. Çok bulaşık yıkar elinde de. Burada köy olduğu için tamam, babam sosyetik yani, evim yeri yaşantısı, ama köyde duruyor. İnekleri var biliyorsunuz. Bilmeyen takipçilerim de var. Benim ikinci abam. Sosyalistte ne oluyor kız? Yani köy evi benim istediğim gibi tek katlı köy evi, yer evi, dağın başında değil yani. Sen hem ikisinin ortasında da yaşayasın. Ben mesela severim küçücük ev, eski ev, Burası setli şimdi ev. alt kat köy evi. Üst kat. Üst kata hiç çıkmayalım. Allah'ım hayırlı, Üst yemek kat nasip sosyetik etsin, evi. yaşamak nasip etsin. Amin. Abacıma tek dileğim var bu dünyada. Yani abam için tek dileğim var. Tek değil aslında, iki tane. Niye daha şimdi geldi aklıma, ben dururken paylaşmak istiyorum. Allah haksız yere çekmiş olduğu üzüntülerin karşılığını versin ona inşallah bir gün. Çocuklardan dolayı eminim anlayan anlamıştır. Sağlıkları olsun ablam, çocukları, hepimiz için aslında geçerli de eşi için gerçekten hak ettiğiyle yani. Hele bak kendi abam nasıl görüyorsa ağzını, ama benim eniştemin yerini abam bile tutamaz. İsterse darılsın. Yok, ben Nazar daha çok almasın. mutlu olurum. Öyle şey Vallahi mi? Yok. benim eniştem aynı anneden doğmuş olsaydık, ben abamın kocasını o kadar sevmezdim. Ben eşime sürekli derim aman Şenol mesela Hı. ha yapmaz. Bakın asla yapmaz ha. Biliyor. Eşim lan da mesela benim annem amca çocuklarıdır. Ama ne olursa olsun. Ben mesela eşime derim ki hani Şenol sakın aman aman. Hani benim kardeşimdir. Ben ona desem Bana kırılmaz ama değil abla. sen desen ona kırılır. Sakın sakın. Kızım ben abla bir eğri, benim evim var aşağıda Allah'a şükür. Çok şükür. Daima şükür. Verenden de kazanandan da Allah razı olsun. Rabbim kaynatan mekanını cennet etsin. Tamam, var mı var. Allah'a şükür kaybede değilim. Ben yalnız kalmamak için gelirim buraya. Gündüz bir yere gidiyorsun. Anama babama gidiyoruz. Ben de Onun yalnız kalmayırım. abam da yalnız kalmıyor. Ben ne yapacağım, zaten dört duvar arasında geçiyor ömrüm. Benim zaten hep erkek. Benim yanımda eşim dükkanı var gideyim. Benim için demedim şunu abime. Böyle normal yaşantısında kendi kişiliği için dedim. Allah razı olsun. O yüzden çok azdır, ama bak tek dileğim olduğu şey hayırlı gelin abama nasip etsin. Üç tane gelin ihtiyacı var. Üç tane böyle evlat gibi evlat olsa, fakir olsun, akıllı olsun, edepli olsun, evine, eşin, eşlerine, kocalarına sahip çıksınlar. Yani bu başka bir şey değil. Çünkü abam mesela hani kaynı da vardı, ondan dur dedi, kaynatası da durdu, kaynanası da durdu, üç oğlu var, bir de eşi dört tane, kuyruklular da var ahırda bir sürü, tavuk mavuk, bir tane kadın. Ha böyle en azından mesela ben nasıl şimdi yaptım kahve, o da dese ki oğulların evleri üst katlarda yapılmış, hep babam yaptı eniştemden evlerini, çocuklarının, deseler ki anne buyur gel senden evde bir kahve içelim, bu kadar. Vallahi onu da Bu kadar. istemiyorum. Bak gerçekten. Ne isterim biliyor musun? Sadece benim çocuklarım mutlu olsun. Mutlu etsin. Benim için sadece adede güfürüz. Kendi evinde de değil. Ben burayı zaten normalde bu kat yapıldığı zaman eşim dedi ki hani burayı dedi köylü olduğumuz için. Sığırımız var, tarlamız var, mısırımız oluyor diyelim. Dedi ki hanım dedi burayı dedi yapalım şey dedi. Mesela soba atalım. Turşunu yap, yayını vur. Yemeğini pişir sobada. Buray o tarz istedi. Biz kara mutfak diyoruz böyle yere. Kara mutfak. He. Ben de istemedim. Dedim şu an dedim hani binada dedim. Gül gibi binada şunu yapacaksın altın dedim. Yok mısırını koy bilmem neyini koy. Normal ev şeklinde yaptık ama bu altı mesela iki oda bir mutfaktır. Üst katlarım büyüktür. Ama ha buradaki odalarım da mutfağım da geniş. Küçük değil yani. Burayı yaptık. Şimdi ben dedim ki hani çocuklar da aynı şekilde. Gelen gelinler de gelin de demek istemiyorum. Gelen kızlarım da Allah hayırlısını nasip etsin. Burada yesinler, mangalını yapsınlar, içsinler, pişirsinler. Ben açık konuşuyorum. Pişirsinler, alsınlar yemeklerini evlerini temiz temiz gitsinler. İsterse gelmesin ne bu? İster gelmesinler he. Nasıl isterseler. Şimdi yanlış Ha bana değil anlaşılmasın mesela da. diyebiliriz ki şimdi abi çağırsın seni işte evine de gari. Yok. Gelsin abi burada yapsın. Oturalım abi kabinin önünde. Ben huzur ararım. Hiçbir şey istemiyorum. Ama
Yok, sen beni anlamadın ki. Anladım, anladım. Benim istediğim mesela, hani gelin seni kahve yapsın da gel evimde içeyim değil. Yani o bile O yeter huzur he, sana bilirim. Anladım ben. gibisinden dedim Anlamadım olur mu? yani. Anladım. Onu dilerim ama önce Rabbim herkese, herkes için geçerli bu duam. Benim de uşaklarım var. Allah herkese hayırlı kalbi açsın. Hak edene versin Rabbim. Allah da kimseyi anne babaların yaptığı yanlışla evlatlarını sınamasın. Bazı kişiler demiyor ki ben fenalık getiririm ama Allah evlatımdan çıkarır onu demiyor işte. Ya herkesin bir imtihanı var. Ben açık konuşayım. Yani Allah kimseye dört dörtlük hiçbir şeyi nasip etmiyor. Hiçbir şeyi. Sakın zannetmeyin ki ha bu da biz kullar için iyi bir şey. Yani peygamberlerimiz demiş eskiden ki hani siz korkun ki bana hastalık bulaşmay, Gel. bana bir yani hiçbir musibet gelmiyor. Gel. Rabbim de bize ya, evim yapılmış. Allah'a şükür olsun. Kabinde arabam var, bağım bahçem var. Öyle Allah kimseye dört dörtlük bir yerden bir şey çektirir sana mutlaka. Ama benim dediğim gibi Filiz'in sağlığımız olsun, Ama ki. çocuklarımın sağlığı olsun. Yapacak bir şey yok. Ama ki. Bazı şeyler sıkıntılar çekiliyor. Atlatırsın, atlatamazsın. Yani yapacak bir şey yok. Ama Hiç yapacak bir şey yok. bir tane YouTuber var, bir garı. O da buralara yakın bir yerde. Ha, bunu içmesini görsem var ya, şok olursun. Ben şimdi içtim açık, kusura bakmayın. Affedip Allah'a çekindim yani. soğuttun onu, kahve içiyorduk. Ne yapar? İç bakayım. Olsun içer. Sıkıntı Soğudun. Adama bu kadar su anne dürü mü yiyor? yok. Burada da, burada da değil. Burada da diyorsun. Yani hepsinin de tamam. Bir şeyin de bir noktası var. Yarın ne yapar? Ne istiyorsan onu yapar. Sıkıntı yok. Mesela. Bahçeye de gidebilir o. Yarına mahsur ama benim ayarlık edeceğim. Ben de geleyim de. Mısır mı koparacağım? Biraz Ama çok taze. yeşil. Onu... Aralarından hasil biraz koparacağım Filiz. Tamam da çok yeşil ama karınları ağrıyor. Yok canım iyi de. Kuru istiyor mu? Diyelim saman koyarım arkadaşlar. Kuru, şimdi kuru hep yedilerimi yağlar dolayı bembeyaz. O yüzden çok zaman da gidemedim. Hasil dediğimiz ya mısır ekiyoruz biz de sığırla diyelim. Seyreklemedim mi hasil oluyor. Ama seyreklersen kelle vereyim mısır oluyor. Abi uyandı, o da çok yallığım oluyor ki. Sen bu gidişten orada tavuk alacaksın. Bir de bir sığır alırsın yani kesin. Bu binde bir elamette de gidiyoruz kıyamete mi? Sen bu Erdoğan geldi tarlaya bir baktı abla, ama çok zaman gelmedi. Geldi tarlaya abla bir baktı, bak benim üstümde şalvar giydim. Rahat oluyor tarlada, videoda çekerim ben canına. dalacağım ki Vallahi ben de bir de Fatma yenge mahalleydi bari. Bir rahat ki. Gitsin elmişlerin canına. Alacağım kemer altına geçersek. kesin Abla. demişlerim canına gider. Vallahi sevabı değil mi? Abla Erdoğan bir baktı tarlaya, baktı ki demek güzel, demek hoşuna gitti, etti abi. Hatun dedim, efendim. Sen burayı ne hale getirmişsin ya? Her şey var. O kadar da Evet, güzel oldu Allah la nazardan saklasın maşallah. bu. O da güzel oldu la. Yaptığım şeyler de, ne bileyim, paylaşmayı seviyorum. Bu videolara da alıştık. Ekmeğinizi de yiyorum. Her zaman derim. Hakkı üzere helal atın. Bizden varsa helal olsun. Benden yok. Daha. Biz çekiyoruz, paylaşıyoruz. Siz soruyorsunuz. Biz de sizin isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama şunu da buradan söyleyeyim canlar. Erdoğan olmadığı için, araba olmadığı için, araba kiraladı Erdoğan ama geldi mi? Bana, ben burada hem kendime güvenmiyorum araba sürmeye, hem de Erdoğan bana güvenmez yani. Çocuklarla köye çıkmama falan. Trafik burada çok değişik. O geldi mi alacak? Allah nasip ederse. O da 2 hafta sonra gelecek. Biliyorsunuz. Bir taksi yukarı 100 lira. Aşağı 100 lira. Ara sıra mesela bugün tuttuk. Aşağı gittik. Yukarı geldik. Çarşıya gittik. Kırpidesi aldık. Babam çok seviyor kırpidesini. Hani ufacık ufacık melek babam yadı diyorsun. Ayranla mı yadıdan? Öyle. Ondan sonra ben de geri kalanlarını yaptım. Da bakkala uğradık, gelirken işte tavuk aldım. Çıktık yukarı, bir yere gitmedim. Daha bu sabah geldim. Birisi yazmış ki geldin hemen girdin evin içine. Nereye kapıdan duracağım? Ama 5'te geldim, onda aşağı gittik zaten. Mesele yani. Geldin hemen girdin evin içine. Sen sanki gezmeye gitmişsin. Geziyorum değil ki gezilsin. Gezmiyor yok değil ki gezmesin. Ben gene en iyisi bildiğimi yapayım. Yolumda çay mı yani? Boş ver. Yazılana değil, yapılana bakalım. İyi yorumları kalbime koyarım. Kötüleri çuvala atarım arkayı.
Bir gün olur izin, şu an nazı açılır. Açayrı mı arası? Açmak üzereyim bu arada. Neyse ha, o kadar da sivri burun var. Orada bakay bari bay gel buraya Filiz. Ama derim ona ki olmaz, Erdoğan yok. Abamın oğlunun da var. Ablamın arabası var da uşak şimdi işe gitti bile. Dün dedi bari teyze çıkalım diye, dedim yok oğlum. Çıkmayalım. Yorulduk. Yaldık hemen. Gidiyoruz akşamda. Boş TV'yi büyüdü. Boş Ben TV Hatay'a güzel yapmış. gideriz. Oralar çekeceğim size tabii hep. Ha, babam benimle işte. Bunu rehin aldım. Kaçama da kaçamay. Bir bana izin arkadaşlar. Ama bak sormadın mı sen? Diye baba de çekeceğim seni diye ba. Şey kızarsın ama diye çekmeyeceğim. Kız niye kızacaksın? Ben eski YouTuber. Evet bak ben diyorum ona. İstemezsen mesela her videoda çıkmak çıkmaz. Sıkıntı değil. Yok bak dedi. Abla dedi ben çekeceğim seni dedi bana. Çekelim mi oturalım mı? Dedim Filiz çek. Ama bazı kriterler geldi ki var. Affedersin. Şimdi başım böyle bağlarım sizin ama burada benim kenar evim yani hiçbir yerimde bir görünen bir şey yok yani. Bazen abi komşum geliyor. Gel zaman daha tedbirli oluyorum. O da yurt dışında. Yaşar abim diyor. Oradan insan Yaşar abi de izliyor bizi. Selam olsun. Yaşar abi ben seni geçtim. Nerede kaldın? Hadi sana. O gitti. Geldi de gitti. Hadi. Yeni gitti de. Demek gene geçtim. Ustası benim. Oluyor da evinin. Bir şeysi oluyor. Tabii ki daha tedbirli olmaya çalışıyorum. Ama ben şimdi o gitti mi daha kimse burada kimse yok. Kısa kolda giyinirim affedersiniz. Başımı geri de bağlarım ama şimdi de buna da derim. Filiz mesela hani aniden benim kısa kol başım geri bağlı oldu mu çekme beni başka. Aniden çeker miyim ben? Oturup muhabbet ederiz. Sıkıntı yok. Başka mesela, çek. Benim de kollarım habileydi. Şimdi gittim giydim hırkam. Habile kol olsa giyinirim. Yok habile de giyinirim. Ama mesela habi tişörtüm kolları habirdi. Öyle, öyle olmaz. Ya ben hiç kısa da giymedim. Yani ha, evde giyinirim ama başka dışarıda çarşıda hiç açık giymedim kısa da. Keşke giyinirim. Bu kadar da giymesek ama giyiniriz. Tam yönünü layığını yapamıyoruz. İnşallah yapacak bir gün. Ne yapalım? Yani. Değil mi? Ümre'ye gitmek istiyoruz. Buraya gidecek olan bunlar da yapmayacak. Abla da kafamızı bağlamayacak. Dur bakalım Allah nasip etsin bize. Hayırlısınız. Amin. Allah inşallah orayı da nasip eder ya Rabbim. İnşallah. Çok bir hacılığa gitmeyi 10 bin euro yaptılar. 10 bin euroya kim gidecek hacılığa? 10 bin euro bir kişi. Düşün sen şu onlardan iki sus gidiyorsunuz 20 bin euro. E buradan sen buraya bir şey getirmeyecek misin? Burada geldin bir şey yapmayacak mısın? Bu millet hacılığı bile millete çok gördüler. Valla 10 bin euro. Ha şimdi benim komşum gidiyor uyandı. Tanıyorsun da onu. Dileyen oğlu. Sultan abla. Dileyen oğlu. Aha. Efe kadar. Efe lan yaşı. Bir yaşta ufaktı bağ kalsa. O ne alayı? Vedat. Kaynası yani Sultan ablan gidiyor. Adam başı 1400 mi 1500 euro mu ne? Ümre. Biz de çok istemiştik eşimle. İnşallah Allah nasip eder inşallah Rabbim. Ama hacılık 10 bin euro. Evet. 10 bin euro abi. Düşün. 3, 6, 9, 12, 15. 15 milyar. 30 milyar. 1000 euro 30 milyar. 10 bin euro 300 milyar. Onu kimse gidemez arkadaş. Bu Almancı da olsa gidemiyor işte. Yani Almancı, yazık yani. Tamam gene Almancı bir şekilde bir şey etsin gene. Gene öyle değil ya bizim için Almancı Almancı. Hani düşün benim yaşlılığımda belki olurken aramda o kadar para. Belki Allah nasip eterse inşallah hayırlısını eter gidebilirsin. Uç çoluk çocuğun evlendim. Ama ha buradan insanla mesela bir ineğini satarlar. Olmayanlar olan gene vardır. Ama niye bu kadar yani? Sorun gitmek gitmemek de değil. Ben onu duyunca çok üzüldüm. Yeni duydum. Bu kadar Allah'ımızın, Rabbimizin yanına gitmeyi bu kadar niye abarttık? He. Niye bu kadar yani abarttınız? Oraya gidilmek zorunda yani. Gitmek isteyen gitmek zorunda. İsterim ben. Ama sen insanların imkanını kapatıyorsun. İsteyendi bu zaten farz zaten. Ondan ama sonra işte tuttu dile ki yurt dışından Türkiye'ye ayak basan ayak basma parası verecek. Duydunuz mu? Hep haberlerde Oktan Erdikmen Bey'imiz de söyledi. Selam olsun buradan ona da. Bastı çok parası verecek. Abi, Oktan çok beyefendi. Ben çok bayılıyorum onun konuşmalarına. Adam gibi adam. Her şeyin hiç demiyor ki ben YouTube çekiyorum da. Ha burayı kıvırayım konuşayım. Yok ben şey için demedim. Hani, tam benim kafamda. Bakacağım. Bak da bak. Ha bu korona zamanımız da bizi ayakta tuttu. Çok değişik konuşuyor adam. Hiç ne, haberci. Şey dümdüz.
Haberci gibi konuşma. Avukat mıdır ne yaptı? Okumuştu yani. Avukat da bak. Ama hiç savunmadan konuşuyor. Bir de canlarım biz şimdi YouTube videosu çektiğimiz için kimi bizim konuşmayacak olduklarımız var. Hani bize yasak olan şeyleri var. Burada biz imza atarız YouTube'da. Mail olarak her şeyi kabul ettin mi diye imza atarız bu işe başlarken. O yüzden bazı yani devlet konularını hiç karıştırmacı yok. Siyasi konular. Ha, bunlara bizim girme hakkımız kesinlikle yok. Ama o biliyor hangi cümlenin nerede kullanılacağını, o konuşuyor. Hangisi yasak değil diye konuşuyor. Çok selam olsun. Çok beyefendi. Çok saygı duyuyorum ona gerçekten. O da yurt dışında. Çok beyefendi yani. Annesi de öyle. Annesinin de ellerinden öpüyorum. Erdoğan'ın onun sıkı takipçisiydi. Artık ben de öyleyim. Hep haberleri veriyor bize yani. Kanal D haberleri gibi. ATV gibi. Buradan selam demişken sevgi Sandal'a, Fatma anneciklerimize buradan çok çok selamlar olsun. Öpüyorum ikinizi, hepinizi. Allah razı olsun. Fatma anneciğim bayramda bile bayramlaştın benden. Allah bin kere razı olsun sizden. Herkese Evet. selam olsun. Herkese. Herkese evet. Birine dedin mi biri olmaya. Çok Yok. kişi Tabii Fatma söylüyor. annemiz büyük diye dedim zaten. Herkese selam olsun diye. Fatma annelerimiz iki dene. Evet. Biri Almanya'da, biri Amerika'da. Amerika'daki Fatma annemizin bayağı rahatsızlığı var. Şu Çok anda geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah. ebi Fatma annemizin de, Almanya'dakinin de var. Onun kocacığı el ele yaba geldi. Daha bir türlü Ya, tabii toparlanmadı. ki de yaşlılıkta var arkadaşlar. Biz mesela hep Şimdi de duruyorduk. elde göremeyeceğiz. Kim mi? Fatma anne mi? He. Başın sağ olsun Fatma anne. Ne yapalım? Ölüm de bizim için. Yapacak bir şey yok. Rabbimden gelene amenna. Hiç yapacak bir şey yok. Önemli olan öbür dünyamız inşallah Cenab-ı Allah güzel eyledi. Adına kurban oldu. Er geç 10 senede yaşasan ölüsün, 30 senede 80 ama tabii ki de genç nerede, yaşlılık nerede değilsin mesela bazen. Hani yaşlıyı görsün değilsin. Tabii ki Allah gecinden versin her zaman değilim. Rabbim hayırlı ölümler nasip eylesin hepimize. Ama yapacak bir şey yok. Ölüm var, buna inandık. Ama kimseye Allah başta kimseye bak. En çok korktuğum şey çocuklarımın hayatımda bunu diyeyim de kapatalım çok uzun olmasın. Ha şimdi yine biraz duygusallaştım niye bilmiyorum. Buraya geleli çok üzgünüm. Dur bakalım da Bismillah. Bak sabah geldim niye bilmiyorum. İçimde bir sıkıntı var sanki. Gelmeden buraya geleceğim diye üzülüyorum mesela. Burayı özlüyorum. Buraya geldim gene üzgünüm. Değişik üzgünlük var bende. Açık şimdi diyeyim gene. Hayatımda tek korktuğum şey Allah'ım verdi. Allah'ım alır herkesin canını ama dile bak Filiz çok doğalsın ama bu kadar da olma. Tabrama kadar laf gelir. İşin önü demezsem olmaz. Uyuyamam bu gece. Evlatlarımızdan Allah sınamasın bizi. Bu bir. En baştaki benim abaşiyim. Kuralım. Dilenir, çalışır, dilenme de değil. Allah'ım sağlık versin. İkinci kuralım. Sadece sağlık versin. Hiçbir işten utanma. Terbiyeli olan anlamışsızdı beni. Her işi yaparım. Yaptım da. Hiç demedim ki gencim burada erkek varmış, burada bu varmış. Millet der ya mesela erkeklerin içinde çalışılmaz. Ben hep erkeklerle çalıştım çoğu. Çalışırım da. Bir ha böyle yan bakmak görmedim hiçbir denesinde. Hiç görmedim. Sen demek ki bakarsan mı görüyorsun? Ben bilmiyorum ama. O konular hakkında bir bilgim yok. Bu iki. Aa bugün arıyor babacığıma gittim. Bak hiç demedim. Melek abıma bile demedim. Ama oradayken bile yürüyümde vurdum. Beni sıkıntıya soktu yani. Babamın ayaklarında canlar. Benim eşim buna bir aparat aldıydı böyle tırnak kesme aleti ama. Bilmiyorum gösterdiydik bunu size geçen sene. Ha böyle tornavida gibi aynı. Dişi, Pense gibi, pense. pense. He abi pense gibi. Babamın ayaklarında canlar kusura bakmayın mantar var. Mesela ayak tırnakları ama elleri babamın çok güzel çok az. Ayakları da güzel ama tabu tırnak var ya şimdi. Bunun şuradaki kalınlığı hava kadarı. Bu dönüyor buradan geçiyor ya etinin burayı. Çok değişik. Onu Erdoğan babasının mekancığı cennet olsun. Kızlar korkarlar onları kesme. O gidecek
Ortopedi mi kesiyor onları abi? Bir şey yapaylı. Dışarıdan. Cildiye mi yapay? Bir yer yapay onları. Kesme kesiyorduk ama nasıl arkadaşlar? Düşün ben buradan gittim. Büyük döner makası eşimden istedim de o getirdi. İki döner gittim, ikisini de kırdım. Ha, Yani öyle baş değil. parmaklarını kesemedim. Onları canlar bugün ovardım ben. Neyse uzatmayayım burayı. Yastık ovardım. Yıkadım. Bakladım. Kremladım. Geldim. Ama ha iki tane ayak. On parmağı var ama on parmağın önünde yok mesela. O da öyle değil hepsi. Mesela beşi öyle dırnaktı. Ama yürüyüm eti ya bu. Benim ablana şey fırlatsan daha iyidir. Allah kimseye düşürmesin. Bak evlatın bile eline düşürmesin. Benim iki tane uşağım var. Amin. Düşürmesin beni yani hiç kimseye. Çok zor. İnsan canını vermek istiyor ama olmay. Acıttım mı onu? Acıtacağım mı onu? He kanattım mı onu? Kanatacağım mı onu? Ellerim titriye titriye titriye. Bitirdim Allah'a çok şükür. Bitti. Ama ben de bittim. Ben öyle korktuğum zaman zaten bu panik atak başlangıcı oldu bende ya. Bu çok kötü bir şey. Burdu bak gene uçakta. Gideceğin doktora kızım, bunda bir ilacı var. Hafif sakinleştiricisi var demek ki. Habire titrerim. Sana derim ki o da çok habire şeyi uçları. Böyle sert bir şey yani baya. Ya. Annem korkar ki Filiz kesiyor babasının tırnaklarını atlayacak bir yere. Uyuyordu kendi kendine. Yani asıl benim hastane yok annem. Vallahi anacığımın çok bitmiş beyni var. Ya gideni de bizi de mesela rahatsız ettiği. Annem kendi rahatsız ama bizi de rahatsız ettiği mesela. Bir yere Elimde değil işte. uzanamayızsın. Aslında ilacı da var da bu. Var tabi. Bir şey yapamayızsın mesela. Diyelim nasıl diyeyim size, anlatamayırım ki. Yani oturdun abi koltukta. Bekleyin onudan kalksana da ben silkiye de sersem yeniden Ay yerine. yemek mesela Öyle. getirirsin babama diyelim. Kendi yiyemiyor. Biz gittim. Biz kendimiz yediriyoruz. Yani elinde titreme oluyor veya elinde güç kaybı diye zaten bir konuda güç kaybı var. Anama dair Bunu üzdü böyle bu. açamayız mesela, tamamen açamayız. Biz yadırıyoruz. Yani yadırırken seriyoruz mesela, babamın önüne havlu seriyiz. Havlu seni kollay ki havludan yere bir şey düşecek mi? Bu huylarından vazgeçiremiyorum onu Evet. işte. Çok üzülüyorum ona öyle. Yapacak bir şey yok. Ne Bir yapalım? anne abla rahat ol. Bak herkes gelay yanan. Herkes bir şey yapar. Sen otur al baş köşede. Kılaysın namazını. Kıl. De bize ne yemem Ben kaç istiyorsan. yapamadım ona, ben kötü bak gittim. Kız otur aşağı düğün abam. Gene gelay 5'te. 5 dakika ne 5 dakika? 3 dakika gene gelay. Yok. Yani ne yaparsan rahat değil annem. Rahat. İçinden isterim ki anneme yürüyor nasıl rahat eder ama değil. Rahat değil. Hiçbir zaman rahat ettiremezsin. Çünkü annem çok titiz bir insan. Sebebini biliyorum. Annem aşırı titiz bir insan. Genç kızlıktan beri. Bak bunu ben hep söylüyorum. Gün çok olmadı. Kapatıyorum şimdi de laflar var işte. Şu anda da babamın hastalığı çok temizlik isteyen bir hastalık. Annem çok ters köşeden vuruldu. Yani annem hiç düşünemezdi ki başımıza bu gelecek diye. Anladınız mı? Siz beni anlamışsınızdır. Annem bunları kabullenemiyor işte. Ne olursa olsun anacığım kabullenemiyor. Biz de hiçbir şeyi bu şekilde kabullenemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Gene sağ olsun ne de başımızda dursun ne de anacığımın da yürü rahat dursun. Durma ya. Ben anneme diyorum zaten. Diyorum anne sen yat kalk şükret. Niye? Hani Abi oğlun bunca elinde yalayı değil. bu yara diyelim sen de bir defa. Sıra yara iki defa ama duracak olduğu bir aydır. Bir ayda şimdi bunu yemiyor olacaksın. Dinlenecek misin? Bunda beş defa iki defa ufak uşağı. Ha diyelim anneme ki anne sen yat kalk şükret. Annem mesela biz babam bezdan bunu açık açık yatalak. Bayağı yatalak artık, önceden mesela yine kakardı. Yani emek ederdi, düşerdi. O zaman diyelim hiç gelmez bile, Ama ne bırakmazdı. kadar konuştu benden bugün gördün mü? Şimdi tamamen yatalak. Yani bezlanı yatağın içinde. Anneme dedim, benim anne sen şükret bak, herkes yadıran var. Bezleyen var, gelen var, ilacını veren var. Bir de düşün ki öyle ya. Adam var ki karısını göndermiyor, el evindesin, göndermiyor. Sana da gitmeyeceksin. Ne yapacaksın? Ben Erdoğan'ın göndermeme gibi bir şansı asla Filiz yok. büyük konuşma kızım. Vallahi Ne annem bak o? abama göndermesin Erdoğan'ı dinlerim. Bak Yani bu benim kararım abam. Filiz Bak karar başka. tamam Bak var kızım öyle ama var. yuva yıkmak gibi de bir sorun var bu ortada, Tamam derim anladın sana mı? ben hepsine Ha. kabul ediyorum ama der bana ki abana gidemezsin.
Emirciğin gidemezsin. Dayı olan hepsini dinlerim. Ama derse ki bana annene babana gidemezsin. Orada çok çok değişik olurum. Ama Erdoğan da Olursun da. benden önce o değil gidiyor. Tamam, ne diyelim şimdi? Nereye götürmeyeyim? Gene eşlerimizden Allah razı olsun. İşte. Ama Yani. yollamayanlar var he. Yok. Var, yok mu? Var. Ama ben dinlemem bu konuda. Ya, dinlemiyorum. Çekilse benden Dinleyesin işte çekilsin. çocukların yüzünden. Mesela çocuğun var. Nerede diyeceksin? Adam bir baban gidersen Hı. ben seni boşayacağım. Ne Boşasın. yapacaksın? İşte olmaz. Olur. Büyük konuşma. Yok yok öyle bir şey yok Tamam, abla. ananı babanı acıysın ama evlatlarını da kollamak zorundasın. Ben Anladın karşı mı? tarafa öyle bir şey yapmadığım için o da benim aileme yapamaz. Ben kendim adıma derim. Ve Erdoğan ben demeden diye ki gitmeyeceğim. Bir tatil olayı sizler de gördünüz. Ben buraya dört Oh. kere geldim ama bu beşinci etti. Benden önce diye ki gitmeyecek misin? Allah doğurandan razı olsun. Gene de bunu bana uyan da komşularım da diye Filiz bizi hiç yollamazdılar. Yani öyle bir şeyle karşılaşmadım. Senin değil de Bay Erdoğan konusunda çok şanslısın. Bak nasıl yollay seni. Ben var burada komşular bile değil bana. He. Valla. He. Diyelim ha şimdi kalmıyor ki diyelim yadır yerim mesela bu akşam gittim yadırdım ya akşam Melih'i yadıracak. Bir akşam mesela ben gene gideyim. Diyelim önceden gider kalırdım. Kalırdım ve sabahtan ben köydeyim arkadaşlar gideyim annem mesela otuyu söğütlüdü. Ben geçirim Akçabat'a. Bazen diyelim babam affedersiniz yedirmeyi iste diyelim yedireceğim kahvaltı yap da baba gideyim de. Lavaboya gider durun, bekler durun orada 2 saat, 3 saat. Ha, bunlar bilirler. On arabam var mesela köye ben geldim eve bir de. Ben de sığırlarım var. Dedi bana komşularım ki senin eşin bunu nasıl kabul etti? Bizimle kabul etmez. Etsin etmesin mecbur. Allah razı olsun eti. Allah razı olsun. Sığırla saat Çok 1'de yer mi? zor bir Mecbur. şey yani gerçekten insanın eşi yollaması anasına babasına Ya. ne yapar bilmiyorum da ben gene aynı dik kafalılığımı yaparım herhalde o konuda. Bilmiyorum yani. Nasıl insan gitmez kocayı seçerdi anası babası yatakta yatalak bakıma muhtaç da yollamayacak beni de şimdi ben kendi adım ben gitmem mi? Ama giderim ben. Büyük konu. Bak şimdi sen konuşuyorsun. Şimdi videon fazla olur. Düşün ha şimdi Erdoğan Evet. seni yollamadı. Ben de annem babam duracak o evde Bak şimdi dinle mesela. beni sen. Tamam. O kısa bölümler şimdi bak net bölümler var bazı. Şimdi Erdoğan dedi sana ki Filiz Tamam gitmeyeceksin. sadete gelelim Dur. dur. He. Sen şimdi uşaklarını Erdoğan'a bırakabilir misin? Bırakamayacağız. Alıp peşine geleceksin. Evet. Annemin mesela babamın elinde yok, imkanı yok, kirada duruyor. Sen o iki çocuğu Sen beni uyanmaz. karıştırma yurt dışından bile. O karıştırmadım da sen. Onu dedim Ben sana. buradayım. Buradasın Sen şimdi ab ha. evde ben evliyim. Bak şimdi yapalım bir hayal. Abi Tamam. evde ben evliyim. Annem babam da orada. Mesela Ebi, Melike anneme çok yakın. Ebru da öyle, sen de öyle. Tamam. Yani mesafe yok aramızda. Erdoğan diyelim dedi bana ki annene babana gidemezsin. Annem duruyor yavaş yavaş. Tamam. Ne yapacağım? Ama yatalaklar, bakıma muhtaçlar. Tamam. Genç. Ne yapacağım? Ben şimdi burada duracağım. Şimdi Erdoğan beni dedim sana yollamadı. kızım bak bunlar yaşayanlar var. Tamam ne yaparsın? Ne de var. Sen şimdi ne yapıyorsun? Sana sorayım. Sen Ben şimdi giderim. gidersin ama şimdi iki tane küçük çocuğu getirsin beş şu an. Yakın zaten aburası git. Niye getirmeyeyim? Benim gibi Almanya'da değil ya kimse. Orada da olsam her tatilde Anlamadım. gene Kocan değil getirdim. sana ki oraya gitti mi bir daha bu eve gelmeyeceksin. Zaten öyle konuşan bir adam da benim kocam olmasın. Onu dedim Bak çok sana işte samimi var. söylüyorum. Yok varsa ben de onu seçmem. Var bak Beni kim ben doğurdu? sahnede dedim sana işte var öyle adamlar yok mu? Var. Var ama Bak ben de burada da sevmem. yazabilirsiniz. Var. Yok Çok var. kişiler var. Tabii ki var ama. Tabii var. Ben yok Şimdi demiyorum. adam değil sana ki karısına ki gidemezsin. Gitmeyeceksin. Ben kabul etmiyorum. Adam da var ki anasını yollay da gitmiyor. Karısına Ha. diyor git annem babam bak gitmiyor. Var. Öyle öyle tadı var. Ama ben öyle olamam. Var. Ben şimdi burada duracağım. Bana Erdoğan dedi ki Kızım gitme. olamazsın değil. Yok Kadın yok. mecbur oluyor. Hiç de Yapacak bir şey mecbur yok. olamam. İki çocuğun ayacasın beş şu an. Anan baban kirada. Çalışma imkanın yok. Nasıl Bir şey yapacaksın? söyleyeyim size. Allah o duruma düşürmesin beni. Belki Var. boş konuşuyorum da. Ben dedim Bence sana boş şükür olsun. konuşmayırım. Hocalarımız sağ olsun. Allah onlara da uzun ömür Bak versin. zaten benim için söylüyorum. Bundan sonra da bu konuyu kapatayım. Çok uzun oldu videomuz ama bence çok güzel bir konu. Başkalarına rağmen. Beni katayım gene. Hiç kimseyi katmayayım. Bak şimdi zaten öyle düşünen bir insan. Erdoğan'ı bak öncelikle parantez içinde söylüyorum. Sizler de zaten gördünüz. Açıklamama gerek yok. Öyle bir insan kesinlikle olmadı. Ben gene parayı hesap ederim. Senede 2-3 kere gelmek istemem. O hiç etmez. Onu zaten gördünüz. Onu çıkarırım arada. Ama
Eğer bana söylesin ki sen annene babana gidemezsin. Gidersen bu eve daha gelemezsin. Bu benim eşim olamaz. Bu bir. Ama şahit ki ben geldim de beni daha kovmadı. Beni boşayacak. Boşasın. Nasıl mı geçineceğim? Zaten devlet Allah'a çok şükür. Bak Sare, ben senin beni kendimizi Ben düşünmeyeceğim. beni değilim. Çocukları ben düşünüyorum. Ama o da düşünecek. Onun da İşte uçakları yarın onu düşünmüyor öyle işte adam. yapacak ama. Düşünmüyor. Adam zaten Düşün, düşünsün, zaten sana söylemez. düşünmüşse o zaten bu evi bitirmiştir benim için. Bu da İşte. iki. Zaten devlet diyorum ya Allah'a çok şükür. Aklı dengesi olmayana para vereyim. Anası olmayana para vereyim. Babası olmayana para vereyim. Dula para vereyim. Yaşlıya para vereyim. Bakıma para vereyim. İşsize Çok para şükür. vereyim. Şimdi Dula öyle, para evet. vereyim. Biz öyle bir şey görmüyoruz. Hepsine para vereyim. Şehite para vereyim. Fişmikenci adam ne yapacaktı? Adam pantolon alamaz ya. Ya. Ama var yani, öyle adam, insanla da var. Vallahi ben isterim ki havalı olalım hepimiz. Kardeştir, anneler, babalar, eşimin tarafı, Var. benim tarafım. Kim olursa olsun. Hiçbir zaman kötülük kabul etmiyorum ama Erdoğan'ın Ama gerçekten ki var. Ama ki gerçekten var yani. Ama ki ben çok da ya duydum. bizi demedim ama var yani, öyle insanlar da var da, yaz dediğim gibi yazabiliyorsun Olmaz yani, yani. var. Olmaz. Duydum, gördüm. Ama ben duyduğum boş ver. Duyduğum ne biliyor musun? Diyor ki git anneanne babaanne bak. O da diyor ki aman bunların bakacağım. İki tane moruk. Bak damat diyor ki git annem babam bak ama adamın karının doğurduğu evlate gitmiyor yürüyor. Ha biz dört dörtlük mü yaparız? Biz de dört dörtlük Ya yapamayız. Herkesin yapamazsın. işi gücü var. Yanındaki başka Yapamayız. bakıl arkadaşlar tabii ki yapamıyoruz. Mesela ha şimdi günüz. Akşam veya akşam. Tamam şimdi yatalak. Verdim babamın ilaçlarını, uyku ilacını diyelim, verirsin. Akşamda uyku ilacı var. Doktor verdi. Uyuy. Tamam ama gece belki bir şey oldu. Sabahtan giden mesela gidiyor ya da çıkıyor gidiyor. Herkesin de evi var, işi var, sığırı var. Yani yapılıyor mu dört dört? Asla. Evindeki bakım bambaşka. Evdeki bakım bambaşka. Neyse canlarım bizi buraya kadar izlediğiniz için hepsi ucuğunuza teşekkür ederim. Biz sanki İşte bir ay. ablamla sanki şimdi ben eve gideceğim gibi. Bu akşam hepsini döktük aşağı. Bunu belirik bazı konuları başka yerlere inşallah. Ablam kapattı videoyu. Aynı kendininkileri kapattığı gibi. Hadi bakalım ben sustum. Bana da Evet. ama Allah'ınızı severseniz yazın. Bu konuda ben miyim haklı ablam mı? Yazın bana. Haklı demeyelim sana. Tabii ki Ya haklısın. da haklı haksızı değil O ben de. haklı haksız aramayırım. Ama var diyorum. Böyle E ben de insanlar var da diyorum. var. Ama benim konumda haklı mıyım, haksız mıyım? Bunu Ya diyorum sen ben. konuda haklısın ama karşı tarafta değilsen, hangi adam ki? Ben çocuklarımı getirsem anam babam yerinde yok. Kirada duruyor. Nasıl bakacağım? Uşakların hatırına. Çok zor bir durum bu. Yani o, tabii ki ben sana haksız Ama demeyeceğim. beni alsam anam babamı atamam. Haksız. Haklı haksız aramayırım şimdi. Ama böyle insanlar var. Düşünürüm ki benim uşaklarım da bana öyle yapar. Ve benim anamın babamın büyüttüğü evlatı sen nasıl alıyorsun da emir boyu ondan geçineceksin o zaman. Benim anam babama beni yollamayız. O zaman beni de sevmiyor. Var ya, şimdi sana da çalışma imkanı yok, yine uzanıyor bu konu, boş Boş ver. Bu ne? ver. Bunu siz yazın bize bakalım. Toparlayalım abi işleri. Bizi buraya kadar seyrettiğiniz için hepinize hayırlı akşamlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinizi öpüyoruz. Hadi Allah'a hayırlı emanet olun. akşamlar, Allah'a emanet olun.